Esnaf ziyaretlerine başladık. Sayın İl Müftümüzün talimatıyla mobil inşaat bundan sonra insan olan her tarafa giren başkanımız esnaftan gelebilecek soruların hepsini cevapladı. Yani kendisiyle ilgili soruları. Yaş 33-34. Dedi senin kravatın yok. Olmaz. O günden beri kravatı hiç... Bunu camiye gelemeyen veyahut da diğer camilere vaktinde gelip de vaaz, sohbet dinleyemeyen veyahut da bir şekilde camiye gelemeyen insanımıza gitmek. Camide beklemek değil, ayağına gitmek. Din hizmetini ayağına da götürmek. Bu manada inşallah Bursa'da girilmedik ev bırakmayacağız. Çünkü aynı zamanda kadın irşat ekibimizi de oluşturdu. Bir taraftan erkek vaizlerimiz, hocalarımız bu işi denetlerken diğer taraftan da hanım kardeşlerimiz evde, sokak sokak aynı bu şekilde gezecekler. Biz buradayız. Bize olan taleplerinizi, bizim mükellefiyetlerimizi bize hatırlatın. Veyahut da bizim yapmamız gereken neyse yanınızdayız. Bizden sonra İl Müftüsü'nden sonra konuşacak adamın Diyanet İşleri Başkanı olması lazım yani, değil mi? Müftü Bey'e de çok teşekkür ediyorum. O klasik din hizmetleri, işte caminin içerisinde sadece namaz kıldıran, etliye sütle hiçbir şey karışmayan din adamı modelinden çıkarıp son birkaç yıldır Bursa'da gerçekten büyük bir gayret, az önce Bekir Hoca bahsetti, 50 civarında alkollü mekan dedi, işte kafeteryalar dedi, çay bahçeleri dedi, esnaf ziyaretleri dedi, 3000 civarı esnaf ziyaretleri dedi. Bir şeylerden korkmamak lazım, ürkmemek lazım. Allah'a hamdolsun, %99 küsürü Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Belki nüanslar olabilir arada, bu yaşayışla alakalı farklılıklar olabilir. Lakin hepimiz Allah'a hamdolsun, yani babadan dünyaya geldik. Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Peygamber Efendimiz'in de bu dinin son peygamberi olduğuna inanıyoruz. Bir sürü ortak noktamız var. Dolayısıyla da bir şeyleri bu manada konuşmak, bir şeyleri terörüm etmekten de hiç çekinmemek lazım. Onlar da bunu yapıp insanları güzelliğe davet ediyorlar. Eminim ki birçok kişi şu arabalara falan resimlere bakarken yüzünde bir tebessüm oluşuyor. Allah'ım nasıl günlermiş diye. O gün de birileri bu işlemi yapıyordu, para kazanıyordu, şartlar buydu, imkanlar buydu. Allah'a hamdolsun bugün çok daha farklı imkanlara geldik. 40-50 yıl sonra belki de çok daha fazla imkanlara ulaşacağız. İnanın istisnalar kaideyi bozmaz, %99'umuzun hepsi çok daha iyi şartlarda çıkacak. Yollara bakalım, otobüslere bakalım, hastanelere bakalım, okullara bakalım. Allah'a hamdolsun. Biz gelişiyoruz, biz ilerliyoruz, biz iyi şeyler yapıyoruz. Hep beraber daha güzele doğru gidiyoruz. Lakin bütün bu yapılanları işte o manevi değerlerle biz çerçevelemezsek, eğer gerçekten bu insanların zihnini ve beynini bu işlere doldurmazsak, kimse beni yanlış anlamasın ama sokakları altından döşeyerek vallahi ve billahi hiçbir kıymeti. Biz o insanların yüreğini, insan sevgisini, Allah korkusunu zerk etmediğimiz sürece, onun içine vermediğimiz sürece yapılan bu çalışmaların hiçbir anlamı veya ehemmiyeti yok. Binlerce polis sayısını 3 katına, 5 katına çıkaralım. Asker sayısını 10 katına çıkaralım. Ama bizim bu insanların insan olmanın gereği olarak o saygıyı, sevgiyi, efendime söyleyeyim, o iyi vatandaş olma, kural ve kaidelere uyma, konu komşusuna, akraba ihlalatına sahip çıkma özelliğini bizim her insana bu manada aşılamamız lazım. O zaman bu yaptığımız işler daha değerli, daha kıymetlidir. Yoksa gördük işte. 40-50 sene önceki manzaralar muhtemelen. Yani deviz orada bir de kafeye çıkarıp dışarı bakalım. Bir de 40-50 yıl sonrasını hayal edelim. Gidiyoruz. Bir yerlere gidiyoruz. Burada hiç şüphe yok. Gelişiyoruz. Her aşağıdan gelişiyoruz. Kıymetli arkadaşlar, ben o yönüyle
çok değerli il müftümüze, bizim abimizdir, büyüğümüzdür. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sağ olsunlar bugün bizi de davet ettiler. Çünkü malum terminal belediye yönetiminde, belediye işbirliğinde, genel müdürümüz burada, değerli ekip arkadaşlarımız burada. Burada genel alanda ufak tefek sorunlar, sıkıntılar olsa da ahenkli, uyumlu bir şekilde bir çalışma yapılmaya çalışıyor, bir gayret gösteriliyor. Karşı tarafı yerine de kendinizi koyun. Dolayısıyla biz bugüne kadar hep bu anlayışla, işte efendim özellikle ulaşımda da, yani kurulaş, özellikle bizim ulaşım şirketimiz olduğu için, terminalde de, işte özel sektörle muhatap olmada da, kendi işimizdeki ekip arkadaşımızla da aynı anlayışla yaklaşmaya çalıştık. Ya da burası 3 milyon nüfuslu bir şehir, 3 bin küsur çalışanı var kurulaş. Kurulaş bizim elimizdeki 8 şirketten en büyüğü açıkçası. Sağ olsun genel müdürümüz, ekip arkadaşımız büyük bir üstün niyetle, iyi niyetle gecelerini gün üzerine katarak bu işi sevkli idare etmeye çalışıyor. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Ama önemli olan burada hizmetin kaliteli bir şekilde yerine gelmesi. İster Bursa'da yaşayan bir vatandaş olsun, isterse Bursa dışında yaşayan bir vatandaş. Burada hizmet alan birinin sağlıklı bir şekilde hizmet alın. Yemek dilisi, yemeğinin kaliteli bir ortamda, şeyini içmesi. Ya bir hanımefendinin de, bir genç kızımızın da, bir yaşlı amcamızın da veya bir başka büyüğümüzün de, kardeşimizin de bu hizmeti aldıktan sonra ya ne kadar güzel, ne kadar nezih bir ortam yoksa, ne kadar güvenilir bir ortam demiş. Demiş başkan beyle görüşelim. Sonra içeri aldı. Amca dedim hoş geldin, elini öptüm. Başkan bizim dedi caminin dedi müezzinini acilen dedi değiştir. Bismillahirrahmanirrahim.